Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler, Farklı Açı programıyla yeniden karşınızdayız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu akşam Gazze gündemini konuşmaya çalışacağız. Gazze ile ilgili başlıkları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Stüdyoda değerli konuklarım var yine. Sayın Zülküfiyel Hocam ve Sayın Mehmet Sait Hocam. Hocam öncelikle hoş geldiniz programımıza. Şöyle başlamak istiyorum. Gazze gündemi geniş. Malum Gazze gündemini geniş bir şekilde konuşacağız ama öncelikle gündemin sıcak bir maddesi var. Kısa bir şekilde buna değinerek daha sonra Gazze'yi konuşmak istiyorum. Malum bugün Ekim 2016'dan bu yana PKK ve FETÖ için çeşitli suç işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson bugün ev hapsi şeklinde tahliye edildi. Hatta bununla ilgili Trump Türkiye'ye bir restleşme babında eğer serbest bırakılmazsa bununla ilgili yaptırımlar uygulayacağız şeklinde bir açıklamada bulundu. Ve hemen ardından Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da kimse Türkiye'yi tehdit edemez, bununla ilgili biz de gerekenleri hukuk çerçevesinde yapıyoruz şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Sait Hocam, sizinle başlayalım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, yani aslında bu rahip, bu papaz, bu işte casus dedikleri adam herhalde çok önemli ki Amerikan Başkanı böyle bir açıklama yapıyor. Tabii bu ilk açıklaması değil. Yani Sayın Erdoğan oraya gittiğinde de işte rica etti, bırakın, bırakmalısınız şeklinde. Sonra Amerikalı başkan yardımcıları bu noktada yine devreye girdiler. Evet. Hatta işte pazarlık konusu yapılıyordu zaman zaman ki bugüne kadar gelindi. Yanlış değilsem 2 senedir de içerideydi. Tabii ilginçtir. Yani geçen hafta mahkemesi olmuştu ve mahkemede tutukluluğunun devamına karar verilmişti. Dün itibariyle bırakıldı. İşte sağlık sorunları gerekçe gösterilerek. Yani hani ilginçtir. Elbette ülkeler arası ilişkilerde çıkar durumlarına da bakılabilir. Ancak hani birine casus deyip de ki bu casuslukla suçlanan adamın FETÖ ile iltisakı olduğu, işte PKK ile birlikte hareket ettiği, bir şekilde 15 Temmuz hain darbe girişimine belki de bir taban oluşturduğu şeklinde bazı söylemler, iddialar var. Ki muhtemel yüksek değerde iddialar bunlar. Evet. Şimdi böyle suçlamalarla suçladığınız birini ansızın işte serbest bırakıyorsunuz. Karşılığında acaba neler alındı, neler istendi, neler yapılacak? Karşılıklı iki ülke arasındaki ilişkiler ne aşamaya geçti? Bunlar hep merak konusu ama son dakika yapılan açıklama biraz açıkçası işin demek ki karşılıklı tehditlerle, karşılıklı bazı atışmalarla devam edeceğini gösteriyor. Amerikan Başkanı açıklama yaptı. Öncesinde Amerikan Başkan Yardımcısı Pence'in açıklamaları var. İşte belirttiğiniz gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Kimse Türkiye'yi tehdit edemez diye. Yani bu noktada biraz cesaret diyorum. Yani az önce sosyal medyada bir paylaşımda da bulundum. Şimdi adamlar bir papazları için bu kadar cesaretle işte biz yaptırım uygulayacağız diyebilecek kabiliyette kendilerini görebiliyorlarsa ki Türkiye 80 milyonluk bir ülke ve sen ona müttefiğim diyeceksin. Bir papaz için casuslukla suçlanan bir papazı için kalkıp bütün köprüleri atacaksın ve o papazımı geri vermezsen yaptırım uygulayacağım diyeceksin. Bu kabul edilebilir bir durum, bir tehdit, bir söylem değil. Türkiye'nin de kendine göre şartları, konumu, durumu vardır. Buna göre konum alması gerekir, buna göre açıklamalar yapması gerekir, buna göre adımlar, politikalar geliştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki hocam, teşekkür ederim. Zükrü hocam, sizinle devam etmek istiyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Ebru Özkan'ı konuştuk. Hatta burada kendi programımıza da yer vermiştik. Bir Türk vatandaşı olan Ebru Özkan konusunda
İsrail İşgal Devleti'nin tutumunu hep birlikte burada konuştuk. Bir Türk vatandaşına karşı bu hassasiyetler gösterilmezken bir Amerikan vatandaşına karşı bu kadar hassasiyet gösterilmesi şunu akla getiriyor. Bizim vatandaşımız mı değersiz, yoksa Amerika kendi vatandaşını bütün ırkların üzerinde mi görüyor? Böyle bir şey mi anlamamız gerekiyor? Görüşünüzü merak ediyoruz. Öncelikle şunu belirtmek lazımdır ki bu gibi hadiselerde olay bireysel değil. Bunun devleti ilgilendiren tarafı vardır. Dolayısıyla devletler vatandaşı konusunda bir tavır ortaya koyarken bu gibi hadiselerde bir yönüyle de kendi devlet kişiliğini düşünmek durumundadır. Hani başka açıklamalar, hesaplar, iddialar, ithamlar ayrı. O işin ayrı bir boyutu. Fakat şu bir gerçek ki Amerika bu gibi durumlarda vatandaşlarına sahip çıkıyor. Ona bir değer atfediyor ve o vatandaşın şahsına kendi ülkesine aslında bir değer atfediyor. Yani benim ülkemin uluslararası anlamda etkinliği budur. Söz sahibiyim, ben dünyanın jandarmasıyım. Bu anlamda benim herhangi bir vatandaşıma zarar geldiği zaman ben bunun hesabını sorarım deyip kendi müttefiği olan, NATO üyesi olan ve bölgesinde güçlü söz sahibi olan jeopolitik ve jeostratejik önemi olan bir devlete ve İslam aleminin de en güçlü aktörlerinden birisi olan devlete karşı ciddi söylemlerde bulunabiliyor. Burada ben şunu gördüm, yani ibretlik bu durum. Sonuç alıncaya kadar ısrarlı takip. Yani o papazın salıverilmesine kadar Amerika bu meseleyi ısrarla dile getirdi, üzerinde durdu, takip etti. Yani sadece kınadık, şiddetli bir şekilde kınıyoruz veya istiyoruz, talep ediyoruz deyip durmadılar. Bir süreç başlattılar, onu ete kemiğe büründürdüler. Bir sürece, o talebi bir sürece dönüştürdüler. Ve derken bu şekilde şöyle veyahut böyle yarı da olsa netice almış gibi gözüküyorlar. Bu durumun Türkiye'ye de örnek olması lazım, ders olması lazım. Ebru Özkan meselesinde olduğu gibi veyahut işte orada tutsak olan bir TİKA görevlisi var ve buna benzer hadiseler yaşandığı zaman ondan önce yine bir akademisyenin alıkonulması hadisesi vesaire var. Sürekli biz şunu söyledik, bu olaylar sadece o şahıslarla sınırlı olan bir olay değil. Ve belki de o terör devletinin o vatandaşlarla fazla pek de bir sorunları da yok ama Türkiye'nin politikalarından dolayı vatandaşı üzerinden Türkiye'yi hizaya çekmeye çalışıyor. Türkiye'ye hiza vermeye çalışıyor. Dolayısıyla orada devlet refleksinin devreye girmesi lazımdı. Devletin kendi onurunu ve izzetini koruma refleksinin devreye girmesi lazımdı. Çünkü orada vatandaşın onuru devletin onurudur. Bu rahip meselesine gelince bu konuda da müsaadenizle bir iki şey söylemek isterim. Bu sıradan bir insan değil. Bölgede kanaatimce ki bir takım iddialara da baktığımız zaman, bazı parçaları birleştirdiğimiz zaman, bunun bir casus olduğu, Türkiye'yi karıştırmaya çalışan bir şahsiyet olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. En azından benim kanaatim bu yönde. FETÖ ile ilişkileri konusunda ciddi iddialar var. PKK ile ilişkileri konusunda hakeza. Darbedeki rolü ile ilgili ciddi iddialar var. Ki onların bunun üzerinde bu kadar durmasının bir nedeni hem demin belirtmiş olduğumuz vatandaşına sahip çıkıp kendi devletini yüceltme, belki iki taraftan da onun önemine binaen böyle bir hamle yaptılar diye düşünüyorum. Fakat burada tam netice almışlar gibi gözükmüyor. Bence burada bir pazarlık var. Onlar ısrarla bastırdılar, bazı şeyler söylediler. Türkiye'de ben bir adım attım, onu ev hapsine aldım. Benden bir adım, ben de falanca talepleri senden istiyorum, şu taleplerde bulunuyorum. Ben yarım bir adım attım. Eğer ki sen buna mukabil adım atacak olursan bunun devamı gelecektir şeklinde kanaatimce verilmiş olan böyle bir mesaj var. Yani süreç tamamlanmış değil, bir pazarlık. Şöyle, özür diliyorum, bölecek olursam şunu anlayabilir miyiz dediğinizden? Türkiye'nin malum bir bununla ilgili bir şey vardı, talebi vardı ABD'den. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi konusu söz konusuydu. Burada böyle bir pazarlık süreci düşünebilir miyiz? Yani ilk adımı atarak bunun karşında böyle bir iade talebi düşüncesi olabilir mi? Yani net o somut talep nedir biz bilmiyoruz ama aklımıza ilk gelen şey bunun direkt olarak tahliye edilip Amerikan makamlarına teslim edilmemesi vesaire bu sürecin devam ettiğini gösteriyor.
Yani biz bir adım attık, bizim de sizden taleplerimiz var. Bu talep yerine getirilirse bu adımın devamı gelecek şeklinde böyle bir fotoğraf var önümüzde. Ama o somut talep ne olabilir? Sürekli olarak dile getirilen bu Fethullah Gülen meselesi olabileceği gibi başka bir husus da olabilir. Anladım. Peki hocam, teşekkür ederiz. Evet hocam, Gazze mevzusuna değinmek istiyorum. Malum Gazze hassas bir mevzu. Gazze bütün Müslümanların kanayan yarası. Şu anda bugünlerde Gazze'nin abluka altına alınmasının 12. yılına girmiş bulunuyoruz. Ve yine aynı şekilde Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisinin katliamının da 8. yılını yaşıyoruz. Daha sonra 29 Mayıs 2018'de Gazze'ye tekrar yardım götürmek üzere Özgürlük Gemisi adı verilen bir gemiyle tekrardan Gazze'ye yola çıktık ve yardım götürmeye çalıştık. Fakat bu yine Siyonistlerce engellenmeye çalışıldı ve gemi limana çekilmeye çalışıldı. En nihayetinde yardımlar Gazze'ye ulaşmadı. İşgalci devlet bununla da sınırlı, bununla da kalmadı. Ayrıca Mısır ile anlaşarak son zamanda sınır kapılarını da kapattı ve Müslümanları orada gerçekten bir abluka içerisinde almış durumda. Yani bu ablukalar ne kadar süre devam eder? Bunların son bulması için artık neyin olması gerekiyor? Müslümanların daha çok mu ölmesi gerekiyor ya da farklı şeyler mi görmemiz gerekiyor? Gerçekten bu bizim kanayan bir yaramız. Bununla ilgili de hatta Hümeyni'nin kızının Sayın Erdoğan'a mektup göndermesi, işte İslam Birliği'nin oluşması konusunda, yine bu ablukanın kaldırılması konusunda bir olay yaşandı. Bu konuyu konuşmak istiyorum. Hikmet Hocam, sizinle başlamak istiyorum. Bu Gazze ablukası konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet. Bu Gazze konusunda sonuç alıncaya kadar, hani demin ben bir cümle kullandım Amerika için, sonuç alıncaya kadar ısrarlı bir şekilde bu meselenin takip edilmesi lazım. Fakat burada şöyle bir stratejik hata var veyahut kolaycılık var. Gazze'de bombalar patlarsa, Gazze bombalanırsa veyahut Gazze'deki insanlar şehit olursa veyahut orantısız bir güç kullanıp terörün boyutları çok ileri boyutlara varırsa bu durumda bakıyorsunuz ki işte 50, 100, 150 tane Müslüman şehit oldu. Bu durumda bakıyorsunuz bir infial havası uyanıyor. Orada İsrail'e lanetlemeler, yürümeler, ultimatumlar, kınamalar, toplantılar vesaire. Ondan sonra dağılıyorlar derken sanki o Gazze meselesi çözüldü gibi. Halbuki değil. Yani kaldığımız yerden itibaren o mesele devam ediyor. Yani biz toplandık, ettik, bağırdık, çağırdık. Biz dağıldık ama sorun bitmedi. Biz dağıldık, işgal bitmedi. Biz de aldık, o Müslümanların mazlumiyeti, mağdumiyeti bitmedi. Şimdi burada sürekli söylüyorum, elbette ki bu uğurda ortaya konulan bütün çabalar değerlidir. Biz bunları küçümsemiyoruz ama bunlar ete kemiğe bürünmediği sürece bizi teselli eden bir etkinlikten öteye bir anlam ifade etmeyecektir. Biz eğer ki Gazze sorununun çözülmesini istiyorsak buradaki temel problemimiz şudur, biz ısrarla meseleyi takip etmiyoruz. Oysa ki bir program ortaya konulması lazım. Sürdürülebilir bir politika çerçevesinde bir program ortaya konulması lazım. Ve netice alınıncaya kadar İsrail'in yakasına yapışılması lazım. Yani bir tabir vardır halk dilinde. Yakasını tut, düğmelerini yırt, aşağıya çek diye. Böyle bir politika bize lazım. Yani biz bunu yapmadığımız müddetçe istediğimiz kadar bağıralım, çağıralım, dağılalım. Ama işgal devam ediyor. Onlarca yıldır bizim yaklaşımımız bu. Karşı taraf bizim bu yaklaşımlarımızı kesinlikle ciddiye almıyor, kale almıyor. Tam tersine işgali her geçen gün daha ileri bir safhaya taşıyor. Belki programımızın ilerleyen kısımlarında bunu detaylı bir şekilde ele alırız. İnşallah. Yani bunlar geri adım atmıyorlar. En kötü ihtimalle diyelim ki baskılar çok yoğunlaştı. Bu durumda ne yapıyorlar? İki adım ileri atıyorlar. O baskılar neticesinde sadece bir adım geri atıyor. Derken bir adımlık mesafe mevzi kazanmış oluyor. Yine aynı şekilde baskı zaten gelmediyse ne ala iki adım. Yok şeye çok yoğun bir baskı geldiyse iki adım ileri bir adım geri. İki adım ileri bir adım geri. Derken işgal her geçen gün daha ileri bir safhaya, daha ileri bir boyuta varıyor. Maalesef şunu üzülerek söyleyeyim ki Filistin davası konusunda, Gazze konusunda biz İsrail'den bir adım daha gerideyiz.
Oysa bizim gündemi belirlememiz lazım, strateji bizim belirlememiz lazım, mücadelenin şartlarını, konseptini bizim belirlememiz lazımken onlar gündemi belirliyorlar derken biz de onların belirlemiş olduğu gündem ve stratejinin sadece peşine düşmekle yetiniyoruz. O halde diyoruz ki Gazze meselesinde bir neticeye kesinlikle varmamız lazım. Niye? Çünkü bu dava Filistin'in kalbi demektir. Gazze davası Filistin'in kalbi demektir. Ve Filistin davası ümmetin kalbi, şerefi, izzeti, onuru demektir. Ve bu mesele madem ki ümmetin meselesi ise o halde diyoruz ki Filistin'in ayakta kalabilmesi için Gazze'nin ayakta kalması lazım. Bu yüzden daha Gazze diz çökmeden bizim sürdürülebilir somut bir politika çerçevesinde bu meseleye bir çözüm üretmemiz lazım. Çünkü yani belki bazı insanlar şu söylemlere alışkındırlar. İşte Gazze düştü, düşecek, insanlar zor durumdadır. Diyorlar ki işte yıllardır bu böyle devam ediyor ama bir şey olmuyor. Yine orada bir direniş var ama bilmiyorlar ki hangi şartlar altında o direniş oluşuyor. Evet. Bu insanlar hangi şartlar altında o direnişi omuzluyorlar. Bunu göz önünde bulundurmuyorlar. Hakikaten yani bu 12 yıldan sonra gelinen safha itibariyle direniş hani gerçekten zor durumdadır. Şimdi siz bakıyorsunuz ki bir tarafta Refah sınır kapısı kapatılmış, tüneller çökertilmiş, Sina üzerinden gelen yardımlar bir şekilde kesilmiş. Bir iki taraftan bakıyorsunuz ki İsrail temel insani malzemelerin girişi noktasında bile kesin bir tavır koymuş. Buradan temel yaşamsal malzemeler bile içeriye girmeyecek şeklinde sınır kapılarını kapatmış. Yani önümüzde bir açık hava hapishanesi var ve orada ölüme mahkum edilen, yavaş yavaş öldürülmek istenen 2 milyon civarında insan vardır. Şimdi karşımızda böyle bir tablo var. İlaç desen ilaç yok, su desen temiz su yok, temizlik hizmetleri görülemiyor. Onun dışında yakıt, özellikle de petrol türü enerji. Evet. Bunun yanı sıra yemektir, temel insani maddelerdir vesaire. Yani yok, yok, yok. Böylesi bir tablo içerisinde Gazze'nin diz çökmemesi adına artık Müslümanların yürütülebilir bir politika çerçevesinde bu hadiseye yaklaşması ve sonuç alıncaya kadar da İsrail'in yakasını bırakmaması gerekir. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Mehmet Sait Hocam, bu konuda sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani hocamın belirttiği gibi gerçekten evet orada Müslümanlar bir mücadele gösteriyor. Uzun yıllarda bu mücadele gösteriyor ama artık şehitler vererek, acılar çekerek, zayıflayarak bu mücadeleyi vermeye devam ediyorlar. Yani bu gittikçe de zayıflamaya başlıyor. Yani bu noktada Müslümanlar orada ne kadar daha direniş gösterebilir? Bu ablukanın ne zaman son bulması gerekiyor? Bu konuda fikirlerinizi merak ediyorum. Yani şimdi Zülküf Hocam aslında güzel açıkladı Gazze'nin içinde olduğu o durumu. Ama şöyle bir yaklaşımla da belki bakabiliriz Gazze'ye. Şu an dünya üzerinde en temiz bir şekilde bir savaş veren, bir varoluş mücadelesi veren belki Gazze'dir. Müslümanlar açısından bakarsak ya da insanlık açısından bakarsak. Yani bakıyorsunuz Irak'ta kirli bir savaş 8 yıl sürdü ve halen de bir kaos vardır. Suriye'de işte 5 yıl bir savaş sürdü, kirli bir savaş sürdü. 500 bin insan hayatını kaybetti. Hani temiz bir savaş diyebileceğine temiz derken işte karşılıklı orduların belki karşı karşıya geldiği, güçlerin orantılı olabildiği, hak batıl mücadelesini anlatıyor diyebileceğimiz bir savaş profili yok karşımızda. Ne Suriye'de, ne Irak'ta, ne tam olarak Afganistan'da, ne tam olarak Yemen'de. Ancak Gazze'de gerçekten bir varoluş mücadelesi var, bir din mücadelesi var, bir haklı işte pozisyon var, haklı bir savaş var, haklı bir dava var orada. İnsanlar vatanlarını korumak için kendi inandıkları dinlerini en iyi şekilde yaşayabilmek için kendi öz vatanlarında, kendi öz topraklarında özgür bir şekilde kalabilmek için ki Allah-u Teala'nın bereketlendirdiğim dediği topraklar üzerinde Müslümanların asırlar boyu kaldığı, mücadele verdiği, yaşadığı o topraklarda bir mücadele veriyorlar tüm dünya Müslümanları adına bunu yapıyorlar. Evet. Yani kendi topraklarını savunurken tüm dünya Müslümanlarının adeta namusunu savunacak bir pozisyonla İsrail'e karşı mücadele veriyorlar.
Ve dünya Haçlı Siyonist güçlerin, Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın tümüyle İsrail'e verdiği o destekle birlikte, yani İsrail'i sadece bir İsrail olarak görmek yanlış olur. Arkasında işte bugün dünyaya hükmeden, kendini süper güç olarak adlandıran ve dünyayı işgallerle, kaoslarla getirdiği durum, işte Irak, Suriye, Afganistan'ı görüyoruz gözlerimizin önünde. Bunu yapan Amerika İsrail'in arkasında. Bunu yapan işte Batılı Avrupa İsrail'in arkasında. Ve İsrail Gazze'ye getirdiği nokta 12 yıldır süren bir abluka vardır. Bu ablukayı biraz anlatacak olursak, hani Birleşmiş Milletler'in ağzıyla konuşmak ne kadar doğru, o da tartışılır ama Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserinin bir açıklaması var. Son işte Gazze açıklaması. Orada bugünlerde bir facia yaşanıyor. İnsanlık ölüyor diyor. Yani bunu Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri bunu söylüyor. Yani oradaki insanların ya da dışarıdan Gazze'nin taraftarı olan insanların söylemi de değil. Artık vicdanı olan Avrupalı insanlar da bunu dillendiriyorlar. Gazze ölüyor, Gazze boğuluyor. Gazze'nin yanında durmamız lazım. Ancak İslam alemine baktığımızda maalesef yani hocamın da belirttiği gibi ancak İsrail'in saldırması karşısında belki 50, 60, 100 bin şehit verilmesi sonrasında insanlar sokağa dökülüp protestolar yapıp, basın açıklamaları yapıp İsrail'i lanetliyor. Onun dışında yani işte ne yapabiliriz, İsrail'i nasıl durdurabiliriz? O gasp ettiği toprakları, işgal ettiği toprakları tekrar ondan nasıl alabiliriz? O Filistinlilere nasıl teslim edebiliriz? Bunun hesaplarını yapmıyor İslam dünyası, evet. İslam ülkeleri liderleri. Yani bir D8 ülkeleri var. İslam Birliği için ne yapılabilir? Bunun için mücadele veren kuruluşlar var. İslami kuruluşlar, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi. Ama bakıyorsunuz pasif kalıyor. Yani oturumlarında bir karar alabilecek düzeyde bile kendilerini görmüyorlar. Yani bir kınamaktan bile acaba kınarsak karşılığında ne tür ambargolara maruz kalırız gibi hesapların içine girebiliyorlar bu İslam ülkeleri, İslam ülkeleri liderleri maalesef. Gazze'deki durum, hastaneler yakıtları bitmiş. Elektrik günde 3-4 saat veriliyor ve o yakıtları bitmesi sonrasında elektrikler, o 3-4 saat verilen elektrikler de kesilecek. İşte dün akşam mesela burada notumu aldım. 3 tane Kassam mücahidi İsrail'in topçu ateşiyle şehit edildi. Hiç gereksiz, hiç ortada bir şey yokken. Bunlar nöbetteler, namaz kılıyorlar. Namaz kılarken namaz üzerinde şehit ediyor İsrail. Durup dururken. Yani aşama aşama işgali gerçekleştiriyor, zulmünü gerçekleştiriyor İsrail. Yani nasıl ki Batı Şeria'da her gün tutuklamalarla Filistinlileri ülkelerinden soğutmaya, ülkelerinden göndermeye, sürgün etmeye çalıştıysa, nasıl ki işte Kudüs'te yine aynı şekilde Batı yakada El Halil'de insanları evlerinden çıkararak, tarlalarını yakarak bir şekilde onları ülkelerinden koparmaya çalışıyorsa, Gazze'de de hemen hemen her gün havadan saldırılar, işte balıkçılar diyelim ki mesela denize açılıyor, denizden Gazze'nin az bir ötesine bile açılamıyor. Evet. Balık yakalayacaklar geçimlerini yapmak için. O küçük sandallara bile ateş ediyorlar. Açılamazsın, balık bile tutamazsın. Evet. Öyle bir durum. Yani Refah sınır kapısını kapattırıyorlar. Kerem Ebu Salih, İsrail tarafında olan sınır kapısı. Hı hı. İşte Filistinli taraftarların yaptıkları açıklamalarda, geçen gün yaptığı açıklamada işte 2500 tane tır beklemede. Bu tırlar işte yakıt taşıyor, gıda ve ilaç taşıyorlar. Bunları bile sınır kapısını kapatmış, içeriye izin vermiyor. Niye? O Gazze halkı bana boyun eğsin diye. O Gazze halkı Hamas'a verdiği direniş desteğini kırsın diye. O direniş desteğini vermesin diye. Hamas Gazze'yi tamamıyla, ki şu an zaten bu uzlaşı hükümetine teslim etmiş, buna rağmen bu yetmiyor. Kassam'ın da oradan çıkarılarak Gazze'nin tamamıyla o direncin kırılarak bir şekilde işte Batı yaka gibi bir duruma gelmesini istiyor.
Ve ondan sonra işte yerleşmiş Yahudileri oralara da salacak. Oralarda da arazileri talan edecek. Filistinlerin evlerini yağmalayacak ve oraları da gasp edip işgali açık bir hale getirecek. Evet. Maalesef bunu yapıyor tüm dünyanın gözleri önünde ve üzülerek belirtiyoruz. Gerçekten hani uluslararası anlamda İslami kuruluşların yapabileceği pek bir şey kalmamış gibi herhalde ki olmalarına rağmen bugün söz sahibi olan belki uluslararası anlamda Birleşmiş Milletler örgütü var, Güvenlik Konseyi var ama onlardan da bir ses çıkmıyor. Hiçbir şekilde yani konu bir İslam ülkesi olduğunda hiçbir şekilde bir açıklama, bir kınama, bir harekete geçme, bir müdahale etme söz konusu değil maalesef. Evet. Çünkü daimi 5 üyesi yine Amerika, Çin, Rusya, Fransa gibi ülkeler. Bundan dolayı yine Gazze İslam ülkelerine bakıyor, İslam ülkeleri liderlerine bakıyor. Müslüman liderlerin alacağı cesaretle alacağı kararlara bakıyor ve Müslümanların belki denizlerden, karadan, havadan bir şekilde akın akın bu boykotu, ablukayı yıkmasını bekliyor diyelim. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Ben de şöyle bir yorum katmak istiyorum. Ben de basından okudum. Yine aynı şekilde Birleşmiş Milletler Yardım Konseyi Gazze insani yardım yapan personellerinin kadrolarını sonlandırıyor ve onlara bir nevi işsiz bırakıyor. Bununla beraber Gazze halkı yine bir mağduriyet yaşıyor. Yine bir şekilde insani yardımlardan maalesef yoksun kalıyor. Böyle de bir acı tablo var. Bir diğer konu da şöyle. Yahudileştirme projesi var. Yani buradaki işgalci devletin Kudüs'teki özellikle insanları Yahudileşmeye zorlama gibi bir projesi var. Şöyle açacak olursam, özellikle Yahudi mahallelerinde, Yahudilerin yaşadığı mahallelerde yerel belediyelerin Yahudilere özel imkanlar tanıması, bütçeden her türlü olanağı sağlaması, diğer taraftan Yahudilerin yaşamadığı, diğer kavimlerin veya Müslümanların yaşadığı mahallelerde ise bütçeden yoksun, daha yoksul bir hayat sürülmesi sağlanıyor. Yine bununla beraber işgalci devletin bir sulh mahkemesi Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Yahudilerin ibadet edebileceğini meşru bir hale getirecek bir yasa kabul ediyor ve bunu bu şekilde görüyor. Yani burada da bir Yahudileştirme, bir din dayatması mevzusu söz konusu. Bu konudaki fikirlerinizle başlayacak olursak Zülküf Hocam ne demek istersiniz? Evet, her geçen gün yani İsrail işgali daha ileri bir safhaya taşıyor. Hem askeri işgali, hem ekonomik işgali, hem de sivil işgali. Daha ileri bir safhaya taşıyor. Dediğiniz gibi gerek belediyenin imkanlarını kullanarak, gerekse de o gayrimeşru mahkemelerinde çıkarmış oldukları bir takım kararlarla o kararlara, o işgallere kanun vasfını kazandırmak suretiyle, kanunilik vasfını kazandırmak suretiyle bakıyorsunuz ki yıkımlar gerçekleştiriyorlar. Oradaki tabloyu Yahudilerin lehine dönüştürüyorlar ve Müslümanları zor durumda bırakıyorlar. Her gün birer, ikişer, üçer, beşer, onar evleri yıkıyorlar yavaş yavaş, alan boşaltması. İşte şundan dolayı bu mahkeme kararına aykırıdır, şundan dolayı bunun yıkılması lazım deyip birer birer, ikişer, üçer, beşer Müslümanların evlerini yıkıyorlar, köylerini yakıyorlar, yıkıyorlar vesaire. Derken yani mahkemelerden çıkan o gayri hukuki kararlar kanunluluğun adeta bir kılıfı oluyor. Yani kısacası bütün imkanlarını kullanarak işgali daha da muhkem hale getirme noktasında böyle bir politika var. Şimdi İsrail'in işgal noktasında takip etmiş olduğu iki yol var. Birincisi ileri hamlelerle işgali daha da hızlandırma. Diğeri ise yavaş yavaş yapılan işgal. Evet. Bunu ise zamana yaymıştır. Onlarca yıl boyunca yavaş yavaş, adım adım, adım adım derken bir de geriye dönüp baktığımız zaman mesela 30-40 yıl önceki işgalin durumuyla şimdiki işgalin durumu arasında dağlar kadar fark vardır. Bunun bir kısmını birden yaptılar. Yani füceten dediğimiz ani hamlelerle yaptılar. Büyük bir kısmını ise böyle azar azar
göze görünmeyecek şekilde yavaş yavaş, mesela diyelim ki her gün üçer beşer ev yıkıyor, her gün üçer beşer ev yıkıyor derken diğer gün Müslümanlar mezarlığını yıkıyor veyahut Müslümanlar mezarlığının bir kısmını imara, iskana, şuna buna aykırıdır diyerek her gün parça 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 ve yavaş yavaş işte 100 tane evden müteşekkil Yahudi yerleşim birimi, diğer gün işte 300-500 falan derken bakıyorsunuz ki devasa mahalleler oluştu. Ve şöyle biz Filistin haritasına baktığımız zaman şöyle sırf bu mahkeme kararlarıyla oluşturmuş oldukları Yahudi yerleşim birimleri vardır ki tam Müslümanların mahallelerin ortasında veyahut onları kuşatacak şekilde önce bir tanesi kuruluyor. Ondan sonra derken bir diğeri, bir diğeri, bir diğeri yıllar içerisinde bir de bakıyorsunuz ki Müslümanların mahalleleri birbirinden ayrılmış ve bunlar özellikle su kaynaklarının olduğu, evet, verimli toprakların olduğu yerlerde bunlar çöreklenmişler. Ve şöyle haritaya baktığınız zaman diyorsunuz ki ya bu şartlarda eğer bir Filistin devleti kurulsa bile bunun ne anlamı var, ne kıymeti var? Evet. Bir taraftan Gazze batı yakadan kopuk. Batı yaka böyle parça parça küçük, adeta o Yunan adacıkları gibi. Hı hı. Böyle ara yerde hep Yahudi yerleşim birimleri vesaire var. Yani kısacası hani Gazze'de, Gazze başta olmak üzere Filistin'in tamamında işgali sonlandırma veya son noktaya, özür dilerim düzelteyim, son noktaya ulaştırma, hı hı, kamil noktaya ulaştırma noktasında her gün bunlar ileri hamleler yapıyorlar. Buna karşılık olarak da maalesef Müslümanlar işte durup bu tabloyu seyrediyorlar. Hani böyle bir pasif durum söz konusu. Oysa ki onların yapmış olduğu o ileri hamlelerin mukabilinde bizim de strateji geliştirebilmemiz lazım idi. Fakat maalesef onlar bakıyorsunuz ki ellerindeki imkanlarla Kudüs başta olmak üzere oradaki Yahudileri daha üstün bir pozisyona getirirken Müslümanlar da hani demiyorlar ki madem ki Müslümanlar orada zor durumda iseler, İslam aleminin yeteri derecede kaynakları var, uluslararası kuruluşları var, mesela İslam İşbirliği Teşkilatı vesaire. Bunların eliyle, imkanlarıyla, bunların bünyesinde oluşturulacak olan komisyonlarla biz de buradaki Müslümanlara destek verelim ki bu Müslümanlar güçlü bir şekilde işgale karşı direnebilsinler, kendi kimliklerini, kültürlerini muhafaza edebilsinler. Maalesef burada bu hassasiyet yok ama karşı tarafta devasa bir maddi güç var ve o maddi güç işgalin muhkemleştirilmesi için sonuna kadar kullanılıyor. Evet hocam, sağ olun. Müsait hocam, Zülkü hocamın dediği gibi Filistin haritasını göz önüne alırsak, hı hı, gerçekten önce bir siyasi hamle ile, savaşla, zorbalıkla harita küçülmeye başladı. Yani Filistin haritası giderek küçülüyor. Hocamın da dediği gibi mahallelerle, küçük semtlerle harita bir şekilde işgal ediliyor. O yüzden zaten işgalci devlet diyoruz. Bir de Yahudileştirme projeleri adı altında din dayatmaları söz konusu. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi biraz tarihten aslında bir bilgi verirsek, özellikle 1917'de Filistin'deki Yahudilerin nüfusunu merak ettim, baktım. Evet. Şimdi o gün 1917'de Yahudilerin nüfusu Filistin'de %8. Yani toplamda işte 75 Yahudi ve 75 bin Yahudi var. 570 bin civarında Filistinli var ve 74 bin civarında da Hristiyanlar var. 1917'de. Filistin topraklarının o dönem ancak %2.5'ine sahiptiler 1917'de. 1947'ye gelindiğinde ise nüfusun %31'ine sahip oluyorlar Filistin'de. Ve toprak olarak da yani 6 ya da 7, %6 ya da 7 toprak toprağa sahip oluyorlar. Ve işte ondan sonraki sürece baktığımızda 1948'de bir devlet ilan ediyorlar, sözde bir devlet ki biz bunu tanımıyoruz. O günden bugüne gasp ettikleri Filistin toprağı %85 civarında. Yani hani normalde bir işte devlet ilan edersin, hı hı, o devletin bir sınırları olur hesapta ki sözde devlet diyoruz. Ve o devletin sınırları belli bir yer, bir çizgilerle çizilir. Şimdi bunlar durmamış. Yani o gün devleti ilan ettiğindeki İslam dünyası İsrail diye bir devleti kabul etmiyor. 1948'de kurulan o devleti. Buna rağmen o günden itibaren başlamak suretiyle parça parça
o sözde devletlerini genişletmişler. Evet. Yani ev ev, arsa arsa, arazi arazi, yıkarak, yakarak, öldürerek, katlederek o sözde devletlerini genişletmişler ve %85 şu an ellerine gasp etmiş durumdalar. Evet. Bu kalan Filistin toprağı %15 üzerinde bir Filistin devleti, iki devletli çözüm normalde konuşuluyor. Esap'ta onlar da tamam, buna razıyız, iki devletli şeye, çözüme. Ancak masaya oturmuyorlar. Yani bakın, hani El Fetih lideri Abbas tamam diyor, işte oturacağız diyor ki Hamas 1967 sınırlarını dikkate alıyor. Onunla birlikte belki oturulabilir ki İsrail'in varlığını da 1948 itibariyle olan o sınırları normalde kabul ediyor ama yine de 1967'de kurulacak bir Filistin devletine de hayır demiyor Hamas normalde. Buna rağmen bırakın 1967 sınırlarını, İsrail'in şu an %15 kalan Filistin toprağında bir Filistin devletine bile tahammülü yok. Bunu bile kabul etmiyor. Yani bırakın 1967 sınırlarını. Evet. Şimdi Mescid-i Aksa'da her gün baskın var. Her gün Yahudiler işte İsrail işgal polisinin eşliğinde Aksa'ya baskın düzenliyor. Nedeni ne? İşte El Halil'de yaptıkları Halil İbrahim Camisi'nde şu an uygulamalı şu var. Yarısı Müslümanlara ait, yarısı Yahudilere ait. Gidip orada sözde ibadetlerini yapıyorlar. Evet. Sözde. Ama maksat ne? O caminin tümüne el koymak ve bir şekilde hani kendi menfaatleri çerçevesinde kullanmak. Mescid-i Aksa'yı da aynı şekilde yapmak istiyorlar. O mabedi, o mescidi, hı hı, o mukaddes mescidi yıkıp Süleyman Mabedi'ni inşa etmek istiyorlar. Sonra bir başka uygulama idari hapis. Yani özellikle Batı Yaka'da ve Kudüs'te bunu çok şey yapıyorlar. Mesela diyelim çocuklar taş atıyor. Geliyor işte bir yerde bir kontrol noktası kuruyor. Çocuklar da hani Filistinli olmanın bir gereğidir artık. İsrail askerlerine karşı durmak, taş atmak artık doğuştan bir yetenek, doğuştan bir meleke haline geliyor belki de. O taş atan çocukları alıp götürüp işte mahkeme ediyor sözde, alıkoyuyor, esir ediyor sonrasında. Ne oluyor? 3 aylık bir ceza veriyor. Sonra mahkemeye tekrar çıkarıyor, bir 3 aylık daha veriyor, uzatma. Bunun adı idari hapis. Sonra tekrar mahkemeye çıkarıyor, bir 3 ay daha veriyor. Bu şekilde yıllar geçiyor ve mahkeme hiç sonuçlanmıyor. Hiç derken işte birkaç sene içeride bırakıyor. 5 yıl mı, 10 yıl mı desen kimi zaman, kimi zaman belki 15 yıla kadar da varabiliyor. Filistinli sayısı şu anda İsrail cezaevlerinde 8000'e yakın Filistinli var. Bunlar arasında yüzlerle ifade edebilen çocuk var ve yüzlerle yine ifade edilebilen bayan esir var. Bunların tek suçu Filistinli olmak. Yani bir adam öldürmüş, bir vukuat işlemiş, böyle bir suç yok. Tek suçları Filistinli olmak. Filistin'de oturmak, topraklarını savunmak, evlerine sahip çıkmak. Evet. Yani bir Yahudi yerleşimci, diyelim ki bir Filistinli akşam bir Filistinli'ye misafirliğe gider. Adam gözler, bakar, o Filistinli evinden çıkar çıkmaz gider evine oturur. Ve o Filistinli geldiğinde bakar ki Yahudi yerleşimci evine oturmuş, belinde silah, hiçbir şey zaten diyemez ve o ev o Yahudi yerleşimciye kalır derken işgal bu şekilde devam eder. Bu yerleşimleri de ben bir not olarak ekleyeyim. Hocam özür diliyorum, isterseniz orada bir virgül koyalım, bir reklama gitmemiz gerekiyor, ardından tekrar kaldığımız tamam. yerden devam edelim. Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar devam etmeye çalışacağız. Değerli izleyenler, aranın ardından tekrar devam ediyoruz. Mehmet Sait Hocam
kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu Yahudi yerleşim yerlerinden biraz bahsedecektim. Özellikle bu Yahudi yerleşim birimlerini oluşturma biçimleri biraz farklı. Mesela gittikleri yerlerde özellikle mesela bir alan seçiyorlar. O alana insani yaşam anlamda ne varsa hepsini bırakıp etrafını çevirip askerlerle nöbet tutturuyorlar. Yani Filistinlilerle hiçbir şekilde bir diyaloğu yok. Yani tamamıyla bir hani dersiniz belki işte bir hapishane gibi bir alan. Filistinliler hiçbir şekilde içeri giremiyor. Ancak bir Yahudi yerleşimci oraya girdiğinde marketiymiş, kasabıymış, sosyal, sportif aktiviteler, sinemasıymış, her türlü ihtiyacını o yerleşkenin içerisinde görebiliyor. Bu Filistinlerin içinde olan bölgelerde özellikle bu türden yerleşim yerleri açılıyor. Ve bu şekilde İsrail işgal rejimi Yahudileri başka ülkelerden getirterek Filistinlilerin yaşadığı o bölgelerde oluşturduğu yerleşim birimleri vasıtasıyla işte daire veriyor. Ondan sonra imkanlar tanıyor ve bir şekilde orada kalmalarına belli bir aşama sonra işte o toprağı da işgal edecek ya. Bak işte Yahudiler burada yaşıyor deyip o toprağı da ele geçirmek için böyle bir oyun oynuyor maalesef. Evet hocam, teşekkür ederiz. Bir diğer konu da şöyle, ABD Başkanı Trump'ın Kansas'ta yaptığı açıklamayla devam edecek olursak, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması konusunda bir açıklaması oldu. Ve burada ne yazık ki şöyle bir şey oldu, bunu yaptık, bununla gurur duyuyoruz, keyfini çıkarın şeklinde ifadeler kullandı. Bu da tabii ki tepki çekti, ancak bundan geri adım atmadılar. Zaten bu bir projeydi, bu politika zaten devam ettiriliyordu ama bunun bu kadar gurur verici bir ifadeyle, gurur verici şekilde bir ifadeyle açıklanması pek doğru olmadı kanaatimce. Bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Zülfü Hocam, sizinle başlayacak olursak bu konudaki düşünceniz ne olur? Her ne kadar Ak Büyü'nün soytarıca bir üslupla ifade edilmiş olsa bile aslında hangi haleti ruhiye ve düşünce içerisinde oldukları noktasında önemli bir ipucu yapılan açıklama. Orada eğer ki İslam ümmeti gereken direnişi göstermiş olsaydı, hani gereken direnişten kastım diyeceksiniz ki işte meydanlarda birileri bir şeyler yaptı, bazı devlet adamlarının açıklamaları oldu, protestoları oldu vesaire. Hatta bu konu Birleşmiş Milletler'e getirildi vesaire. Sadece bunları kastetmiyorum elbette. Yani sürdürülebilir bir politika, ayakları yere basan bir politika ve sürdürülebilir bir süreç, sonuç alınıncaya kadar ısrarlı takipten ibaret olan, sürdürülebilecek olan bir süreç, ete kemiğe bürünmüş olan bir politika, bundan bahsediyoruz. Onlar aslında orada bu cesareti kendilerinde gördüler. Yani biz böyle bir hamle yapacak olursak, böyle gözü kara bir hamle yapacak olursak karşıdan nasıl bir tepki olur? En fazla bağırırlar, çağırırlar. İslam İşbirliği Teşkilatı toplanır, Birleşmiş Milletler'e konu götürülür. Ve derken yine biz orada İsrail aleyhine çıkacak olan kararları reddedeceğiz. Derken bu mesele Birleşmiş Milletler'de ne şekilde çıkarsa çıksın biz bildiğimizi okuyacağız. Hı hı. Ve Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağız. Bu anlamda hani yani nihayetinde onların tepkileri belli bir daire içerisindedir ve bu daireyi geçmez şeklinde bir anlayış olduğundan dolayı bunu cesaretle yaptılar ve bu kararın arkasında durdular. Ve maalesef bekledikleri gibi oldu. Yani belli bir daire içerisinde bir reaksiyon gerçekleşti ve bu reaksiyon da işgalci politikaları geri adım attıracak ve onlara zararı tattıracak ve tabiri caizse yaptıklarına pişman ettirecek adımlar olmadı. Ve nihayetinde bağırdık, çağırdık, bir takım kararlar çıkarttık, yazdık, çizdik ama nihayetinde biz yerimizde oturduk, onlar da yeni adımlar için yeni hazırlıklar yapmaya devam ettiler. Dolayısıyla oradaki açıklama aslında bunun bir ifadesidir. Yani oradaki açıklaması aslında bizim için utanç vericidir. Evet. Bu noktada İslam ümmetinin artık şöyle
başını önüne eğmesi lazım. Belki hani düşünmesi lazım. Hani onlar açık perdeden, yüksek perdeden ve büyük bir soytarılıkla bu gerçeği haykırırken, kendi halet ve ruhiyelerini ve düşüncelerini beyan ederken biz bu meselenin neresindeyiz şeklinde düşünmesi lazım. Biz gerçekten gereken reaksiyonu gösteremedik. Bu davaya gerektiği gibi sahip çıkamadık ve o noktada ete kemiğe bürünen ve sonuç getirecek olan bir politika üretemedik. Ve maalesef onlar da az çok önceden bunu kestirmişlerdi, tahmin etmişlerdi. Ve şu an onlar bizden bir adım daha öndeler diye düşünüyorum. Evet hocam, teşekkür ederim. Sait hocam, şöyle hocamın da belirttiği gibi sonuçta Kudüs demek Mescid-i Aksa demek. Mescid-i Aksa demek insanların ilk mescidi demek. Miraç demek. Yani gerçekten Müslümanlar için olmazsa olmaz denilebilecek bir yer varsa dünyada bu Kudüs bu yerlerden biridir diye düşünüyoruz. Kudüs hakkında bir gayrimüslimin bu kadar rahat karar verebilmesi, büyükelçiliğini buraya taşımasının bu kadar gurur verici bir ifadeyle dile getirmesi ve bunu Müslümanların tabiri caizse gözünün içine baka baka yapması biz Müslümanlara bir mesaj veriyor mu? Yani bu konuda gerçekten artık bir adım atmamız gerekiyor mu? Bir ders almamız gerekiyor mu? Bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Yani şimdi adam resmen dava geçti. Yani çıktı dedi. Evet. İşte ben o günlerde telefonlara çıkmadım. Ve işte dedim ki deyin ki haftaya arayacak sizi, geri dönüş yapacak falan. Ve ardından işte şey öyle mi diyeceksiniz gibisinden dava geçer gibi bir açıklama. Ve bunu açıkça basına, dünya kamuoyuna ilan ediyor. Bu bir skandaldır normalde. Yani normalde hani onunla ilişkili olan devletler ya da telefonla arayan devlet başkanları, krallar ya da diktatörler dediği kişiler her kimse belki hemen bir tepki koymaları gerekirdi. Yani ya bir diplomatik bir dille ya ülkeleri bazında, yani ülkelerin bir şerefi vardır. Tamam, kendilerinin o şerefi belki eksiktir ama kendi ülkelerinin ülke yönetimlerinde oldukları için ülkelerinin o şerefini kurtarmaya yönelik bir açıklama yapmaları gerekirdi ama o açıklamayı da duymadık. Hangi ülke, hangi lider, bunu bilmiyoruz. Maalesef hani ilk başa geldiği günden bu yana yaptığı dengesizliklerle Trump'ı tanıyoruz. Evet. Yaptığı açıklamalar, işte Meksika duvarının örülmesi, işte çocuklar annelerinden ayırma, Kuzey Kore'yle savaş, İran'da nükleer anlaşmayı bozma, mesela işte Orta Doğu'dan çıkacağız gibi bir açıklama yaptı. Ardından işte hemen işte Asya'ya yöneleceğiz gibisinden açıklamalar ve ardından tekrar ya biz burada kalıcıyız. Sonrasında eğer burada kalacaksak bunun parasını sizler ödemelisiniz, taşın altına elinizi koymalısınız gibisinden. Yani böyle hani hep böyle çıkarcı bir gözle, çıkarcı bir icraat politikayla bütün meselelere yaklaşan bir devlet başkanı profili var karşımıza. Ve Amerika'da da sürekli birbiriyle çatışan iç kamuoyunda da istihbarat örgütleriyle, işte kamu kurumlarıyla çatışan, kamuoyu önünde birbirlerine laf atan, belki görevlerinden alınan isimleri görmekteyiz. Adamlar, kısacası şunu söylemek gerekir. Adamlar İslam dünyasının gen projesini aslında çıkardılar. Evet. İslam dünyası, tüm dünya Müslümanları belki de, biz bunu yaparsak acaba ne türden bir tepki alırız, ne türden bir ses çıkarırlar? Bunun şeyini karşılığını... Nabzımızı ölçmeye çalışıyor. Yani. Evet, o nabzın ölçümü ne olur gibisinde. Yani şu adımı atarsak, şu söylemi söylersek bunun karşılığı ne olur? Bunu aldılar, bunu biliyorlar. Bir kamuoyu araştırması mı desen, anket mi desen. Hatta çok çeşit çeşit iddialar var. Mesela özellikle bu Adnan Oktar olayında bir ilik nakli şeyi vardı geçmişte. Oktar Babunay'dı yanlış değilsem. Bir ilik nakli ile ilgili bir şey topluyordu, kan topluyordu yanlış değilsem. Tam o detayı hatırlamıyorum. Evet.
Bu ilik nakillerinin hangisinin uyacağı noktasında ki binlerce alınmıştı, bunun Amerika'ya gönderildiği söyleniyordu. Hı hı. Tabii bu ilik şeyleri insanın işte o gen profilini de ortaya çıkarıyor. Bu adam neden hoşlanır? Ne yer, ne içer, nereye gider? Bir anlamda işte senin tüm hareketlerini ortaya koyan o profili bir şekilde sunmuş oluyorsun Amerikan istihbarat örgütlerine. Hem bunlardan yola çıkarak hem İslam dünyasının hareketsiz olmasından, belki kişiliksiz liderlerin başta olmasından dolayı bu türden işte ben başkentin Kudüs olacağı, İsrail'in başkentin Kudüs olacağı ve elçiliğimi Kudüs'e taşıyacağım gibi açıklamadan sonra ve bu işi yaptıktan sonra, İslam dünyasının ses çıkmadıktan sonra bu türden işte skandal ifadeleri de çok rahatlıkla kullanabilecek bir lider profilini görebilmekteyiz. Buna karşılık İslam dünyasının ciddi bir şekilde ey Trump sen ne yapıyorsun, sen şunu yapamazsın diyebilecek bir lider daha herhalde çıkmadı. Peki hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Bir diğer gündem maddemiz de şöyle tabii. İsrail'de son dönemde uygulanan İsrail Yahudi Ulus Devleti yasaları. Malum bununla ilgili ilk tepki yine Türkiye gösteren ülkelerden biri Türkiye oldu. Sayın Erdoğan bu konuda İsrail işgalci devletine karşılık İsrail dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunu hiçbir şüphe ve hiçbir şüpheye yer verilmeyecek şekilde göstermiştir şeklinde bir açıklaması oldu. Netanyahu'nun da buna karşılık bir cevabı oldu. Erdoğan Suriyelileri ve Kürtleri katlediyor ve binlerce vatandaş da hapislere giriyor şeklinde bir ifadesi oldu. Bununla ilgili konuşmak istiyorum ama isterseniz değerli izleyicilerimle de paylaşmak üzere önce bu İsrail Yahudi Ulus Devleti'nin çıkardığı yasalar nelerdir, maddeler nelerdir bunları bir okumak istiyorum. Ardından sizin görüşlerinizi merak ediyoruz. Arapça resmi dil olmaktan çıkacak ve ülkenin tek resmi dili İbranice olacak. Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail bir Yahudi devlettir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Hukukta bir boşluk olduğunda yalnızca Yahudi şeriatı referans alınacaktır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacak ve son olarak da İsrail'in başkenti Kudüs şeklinde bir yasa söz konusu oldu ve bu uygulamaya geçti. Bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum Zülfü Hocam. Öncelikle sizinle başlayalım. Bu ulus devleti yasası adı altında çıkarılan bir nevi benim kendi şahsi görüşüm İsrail'in, işgalci İsrail'in bir nevi ırkçı tavrını, din dayatmalarını ve çeşitli ispatlarını ortaya çıkarmak ve bunu meşrulaştırmak, resimleştirmek adı altına uyguladığı bir sistem. Siz bu konuda ne düşünürsünüz hocam? Evet. Aslında bu yasa işgalin ve siyonizmin zirvesidir. Yani nihayetinde işgalin getirilmek istendiği aşama budur. Başkenti Kudüs olan ve bütün dünya Yahudilerin toplanmış olduğu siyonizm mantığına sahip olan bir devlet. Yine bu devletin işgal etmiş olduğu topraklarda yaşayan diğer halkların aynen İsrailoğulları mantığına uygun bir şekilde eşit statüde vatandaş olarak kabul edilmemesi. Bakınız dini bir devletten bahsediyorlar. Hı hı. Biz bu devleti kuracağız diyor. Fakat kurduğumuz devlete de yine bizden ayrı farklı dinlere mensup olanlar da bizimle eşit statüye sahip olmayacaklar. Yani o devletin vatandaşı yapmak noktasında bunu yeterli görmüyorlar. Onlara ikinci sınıf vatandaş payesi veriyorlar. Yani biz biliyoruz ki orada herhalde 1 milyon civarında bir Arap nüfusu vardır. Ki ben ona İsrail devleti falan demiyorum. İşgal altındaki Filistin toprakları diye biz orayı o şekilde ifade ediyoruz. İşgal altındaki o Filistin topraklarında
1 milyon civarında tahminen bir Arap nüfusu vardır. Hatta İsrail parlamentosunda işte Arap asıllı milletvekilleri falan var. Biz bunu biliyoruz. Bazen işte Filistinlilerin, Arapların hakkını savunma adına bazen kamuoyuna konu oluyorlar vesaire. Biz hani biliyoruz ki orada Yahudiler dışında da başka dinlere mensup, başka ırklara mensup olan insanlar da var. Fakat burada işte köleci mantık, bizim dışımızdaki herkes köledir. Biz insanlığın efendisiyiz. Bütün insanlar ancak bize köle olabilirler mantığının aslında bir laboratuvarı, somut bir uygulaması ve ilk adımı. Belki bu adımlar daha da geliştirilecektir ve o işgal sahaları, hakimiyet sahaları muhkemleştikçe bunun belki daha ileri boyutlarına, daha ileri formlarına şahit olabiliriz. Bu anlamda madem ki ortaya konulan bu çaba, çıkarılmak istenen, çıkarılan bu yasa madem ki işgalin zirvesi ise o halde İslam ümmetinin de buna karşı pozisyon alması lazım. Hani dedik ya bu mücadeleyi, bu cephenin Müslümanlar tarafından gündemin belirlenmesi gerekirken, şartların ve konseptinin Müslümanlar tarafından belirlenmesi gerekirken biz onları bir adım geriden takip ediyoruz. Hadi buna da razıyız ama bazen bir adım geriden bile takip edemiyoruz maalesef. Bakınız burada böyle bir tavır ortaya koydular. Şimdi bu çok ciddi bir hadisedir. Hani bilmiyorum, belki kamuoyu bunun ehemmiyetini mi anlayamadı, bilemiyorum. Elbette ortaya konulan tavırlar takdire şayan tavırlar olmakla beraber, kıymetli tavırlar olmakla beraber bunun devamının getirilmesi lazım. Sürekli aynı cümleleri kullanıyoruz. Yani söylemle sınırlı kalmamak lazım. Bunun devamını getirmek lazım. Bu vahim tehlikeyi bütün ümmete anlatmak lazım. Milyonlara anlatmak lazım. Kitlelere anlatmak lazım. Öyle ki İslam ümmeti, halkımız, İslam ümmeti bu tehlikeden haberdar olsunlar. Aslında bu yasanın ne anlama geldiğini bilsinler. Yani kamuoyu herhalde bunun ehemmiyetinin farkında değil. Oysa ki bu bizim için çok önemli bir hadisedir. Ve Filistin toprakları üzerinde kamil anlamıyla bir Yahudi devletinin kurulması, bunun muhkem hale getirilmesi ve bununla da yetinilmeyip bütün dünya Yahudilerin buraya davet edilmesi. Böyle bir tablo karşımızda var. Elbette ki bunun bir diğer anlamı nedir? Bunun bir diğer anlamı şudur. İşgal altındaki toprakların yanı sıra bugün Gazze ve Batı Şeria'daki toprakların da bir şekilde ele geçirilmesine dönük bir sürecin başlayabileceği. Bu bizim aklımıza geliyor ve bunun daha da ilerisi şu şekilde ki bunlar kendilerini insanlığın efendisi olarak gördüklerinden dolayı Nil ve Fırat arasındaki toprakların kendilerine vaat edilmiş olan topraklar olduklarına inanıyorlar. Bir laboratuvar anlamında eğer ki bu yasaya dayalı olarak Filistin toprakları üzerinde, özellikle de işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde bunu gerçekleştirebilirlerse bunun ileri formlarına şahit olacağız ve bu güçlendikçe, bu projeyi uygulamada başarı sağladıkça bunun peşinde İslam ülkelerinin işgal projesi hayata geçecektir. Ta ki onların o muharref tevratlarına göre kendilerine vaat edilmiş olan topraklar olarak belirledikleri Fırat ve Nil arasındaki bütün toprakları ele geçirinceye kadar da durmayacaklardır. Tabii bu bir günlük proje değil. Evet. Adamlar sabırla çalışıyorlar. Bakınız her taraftan toprak alıyorlar. Diğer taraftan işte ona uygun politikalar geliştiriyorlar. Bu belki 10 yıl sürer, 20, 30, 40, 50 yıl sürer. Biz bunu bilemiyoruz ama buna dönük olarak vazgeçilmez bir hedef ortaya koymuşlar. Ve sırada diğer İslam ülkeleri var. Evet. Madem ki sırada diğer İslam ülkeleri var. O halde eğer ki Kudüs konusunda, Filistin konusunda özel bir hassasiyetimiz olmasa bile sırf o ulusal çıkarlarımızdan dolayı bizim daha yılan deliğindeyken bu yılanın başını ezmemiz lazım. Bu stratejiyle harekete geçmemiz ve onları işgal ettikleri topraklara önce hapsetmek, daha sonra o topraklarda etkisiz hale getirmeye dönük olarak bölgesel bir politika üretmemiz lazım. Yani siz sadece ulus devlet mantığıyla düşünseniz bile gelecek olan tehlikeyi ileride karşılama durumundasınız. Böyle bir strateji var devletlerin. Yani İslam'ı bir endişe taşımasanız bile bunu yapmanız lazım. Kaldı ki bu mesele ümmet meselesidir. Bu mesele bir inanç meselesidir. Biz bunu bir akide meselesi olarak görüyoruz. O halde bunlar daha ileri noktalara, daha vahim noktalara varmadan evet ki bu niyetlerini bu noktada açık bir şekilde ortaya koymuşlar. O halde Müslümanların da
hani bizim önde olmamız gerekirken diyoruz ki biz onları bir adım geriden takip ediyoruz. Hiç olmazsa buna bile razıyız. O geriden gelmesi gereken olan adımı atalım ve bir an önce İslam ümmeti olarak bu çıkarılan yasaya karşı nasıl bir tavır alacağımız konusunda somut bir strateji geliştirelim. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Said hocam, Sülkü hocam güzel bir örnek verdi. Yılan deliğindeyken aslında müdahale etmek gerekiyor. Yani bana dokunan yılan bin yaşasın mantığıyla gitmememiz gerekiyor. Çünkü Gazze, İsrail, Filistin devleti, özür diliyorum, şu an bir işgal altında ve bu işgal bir gün bu topraklardan sıçrayacak ve diğer İslam ülkelerine ve belki bizim yaşadığımız topraklara kadar gelecek. Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum ama vaktimiz de kısalıyor. Son 5 dakika toparlayacak şekilde yorumlarınızı merak ediyoruz. Evet. Şimdi ben bir resim göstererek başlamak istiyorum. Özellikle şu resim birkaç gün önce alıkonuldu. Evine baskın yapıldı. Evet. Leyla Hatır, Filistinli aktivist ve yazar. Kendisi kronik hastalığı da var. Tabii alıkonulurken 3 yaşındaki oğlu Yahya ile vedalaşırken ki görüntüleri sosyal medyaya da düşmüştü ve yürek parçalayan bu görüntüler. Şimdi bu neden baskın yapılarak evinden alındı ve esir edildi? Bu kadın yazar. Bu kadın İsrail'in Filistin'de yaptığı o melanetleri yazıyordu, konuşuyordu, söylüyordu, anlatıyordu. İsrail bundan rahatsızlık duyar. İsrail kendi yaptığı o melanetlerin dünyaya duyurulmasından rahatsızlık duyar. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Geçen aylarda bir Filistinli kız çocuğu, hatta bir değil belki 2-3 tane Filistinli kız çocukları sosyal medyadan İsrail askerlerinin, işgal askerlerinin yaptığı o melanetleri işte çekip habercilik yapıyordu, yayınlıyordu sosyal medyadan. Bu tür şeylere bile izin vermiyor. Alıp o kızı işte cezaevine atıyor ya da götürüp alıkoyuyor, gözaltına alıyor, gözdağı veriyor. Sonra bırakıyor. Küçük çünkü, çok küçük. Evet. Ama onlardan biri tamam, neydi ismi tam hatırlamıyorum şu an, cesaret ödülü de verilmişti, Türkiye'ye gelmişti, Ahed Tamim, Ahed Tamimi. O şu an halen İsrail hapishanelerinde esir ve 8 aylık süresi dolmak üzere. O çocuk da yine aynı şekilde İsrail askerine karşı cesaretle durduğu için ve bu görüntüsü bir şekilde dünya kamuoyuna da yansıtıldığı için aldılar cezaevine. Kendince bir ceza vermeye çalışıyor. Şimdi bu Yahudi Ulus Devlet Yasası İsrail için adeta bir can damarı. Adeta yani çok önemli bir kalp pozisyonunda. 2 milyon Filistinli o topraklarda 1948 topraklarında olmasına rağmen kalkıp bir gecede bir günde resmi Arapça dili kalkıp sen İbranice'ye döndürebiliyorsun. Ve diyorsun ki artık bu devlet benim, resmi dilim İbranice, bu İsrail devletinde Yahudiler yaşar, hiçbir dil geçerli değil anlamına gelebilecek bir uygulama ve hiçbir ırkı da kabul etmiyorum, tam bir ırkçı rejim, bu apartheid rejimi mi derler buna, onu uygulamaya çalışıyor. Tevrat tarif edilmiş Muharref Tevrat'ta bir ayet geçiyor. Ben onu okumak istiyorum. Hocam da az önce belirtti gerçeği. Diyor ki 25. ayette, ayak tabanınızın bastığı her yer sizin olacak. Sınırınız çölden, Lübnan'dan, Irmak'tan, Fırat Irmağı'ndan, Garp Denizi'ne kadar olacaktır. Önünüzde kimse duramayacak. Allah'ınız Rab size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır. Tekvin bölümü 12-15. ayet. Şimdi bu ayet çerçevesinde aslında hareket ediyorlar. Yani 70 yıldır Filistin topraklarını işgalle sürdürdükleri o zaman diliminde aslında bu işgali çoktan bitirmiş olmaları gerekirdi kendilerine göre. Ve bu işgali işte Irak, Türkiye, belki İran, belki daha genişleterek, işte Lübnan topraklarını genişleterek bu ayet çerçevesinde zaten medya alanında, parasal anlamda dünyaya hükmeder bir pozisyondalar. Bir de toprak anlamında da sadece Filistin'de kalmayıp belki işte dediğimiz bu toprak alanlarını da ele geçerek
dünyaya o şekilde hükmetme gibi bir eylem içerisine gireceklerdi ki bunu tam başaramadılar. Aslında şu an kendini başarısız olarak da görüyorlar. Ondan dolayı yaptıkları tüm bu melanetleri büyük bir cesaretle, İslam dünyasının da biraz böyle pısırık durmasıyla büyük bir cesaretle işlemi almışlar ve hiçbir şekilde hani bir ses çıkmadığı müddetçe bunu artırarak devam ettirecekler. Şimdi Amerikan Irak'ta açtığı üsler, işte Suriye'de açtığı üslere baktığımızda bunlar Amerikan üsleri gibi gözükebilir. Ancak yarın İsrail'in Filistin'deki tüm toprakları aldıktan sonra buralarda da işte Suriye'de, Irak'ta ya da belki eğer başarılı olsaydı 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin güneydoğusunda da Doğu Anadolu bölgesinde de bir şekilde İsrail bayraklarının dalgalanıyor olabileceğini görebilirdik ilerleyen zamanlarda. Yani amaçları bu. Beraber bu amacı gerçekleştirmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Ve dünyada hiçbir şekilde bir gücün karşılarına dikilmesine de ne müsamaha gösterebilecek pozisyondalar. Ki bu en fazla işte Birleşmiş Milletler diyelim ki karşılarında durur. O da onların kurumu. O da hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Ki BM'yi Bosna Hersek'te gördük. Libya'ya müdahalesinde gördük. Yani konu Batı'nın çıkarıysa anında müdahale edebilen bir Birleşmiş Milletler var karşımızda. Konu İslam ülkeleri olunca Bosna'da Müslümanlar katledilirken müdahale etmeyen BM ki Srebrenica'da 8.000-9.000 insanın katledilmesine ortak olmasına rağmen Müslümanlar ne zaman ki güçlenmeye geçtiklerinde artık Sırplara karşı durup direniş sergiledikleri andan itibaren dünya o müstekbirleri, emperyalist güçler araya girip Sırplarla Boşnaklar arasında bir anlaşma imzaladılar. Böyle bir anlaşma ki ne Müslümanlar galip gelebiliyor, üste çıkabiliyor ki o zaman galip bir durumdayken ne Sırplar ne Hırvatlar. Yani öyle bir sistem oluşturmuşlar. Bu sistemi yıkmak için, bu sisteme karşı durabilmek için Müslümanların birleşmesi lazım. Müslüman liderlerin daha cesaretle hareket edebilmek için, daha inisiyatif alabilecek pozisyonlar elde edebilmek için politikalar geliştirmesi lazım. Müslüman alimlerin belki biraz daha görev düşüyor Müslüman alimlere de artık daha çok açıklamalar yapmak, bunu belki sahada da göstermek. Müslümanların, yani herkesin kendine göre peki bir şeyi vardır, yapabilecekleri vardır. Kim elinden ne geliyorsa ortaya koyması lazım ki bu dünya şer güçlerine karşı durabilelim ve mücadelemizi verebilelim. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık tekrar. Değerli izleyenler, bu akşam Gazze'ye dair başlıkları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bir başka farklı açı programıyla görüşmek üzere. Bir farklı açı programında görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar.